Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, uzun zamandır sizlerle birlikte olamadım. Sebebine gelince de TV çekimlerim vardı. Belki izlediniz. Şef Kapımda ekibiyle çok güzel bir program çektik. Tabii yayınlandı. Daha sonra da TV4'ten Selda Hasret Arslan hanımefendi ile birlikte canlı yayında güzel Elazığ'ımızın yöresel lezzetlerini yaptık. Bu sebepten dolayı uzun zamandır biraz sizleri ihmal ettim ama hemen geldim, çok güzel bir tarifle geldim. Yine pratik, yine lezzetli bir tarifim var sizler için. Bütün malzemelerimi hazırladım. Ne mi yapacağız? Tabii ki sebzeli, tavuklu, nefis bir bulgur pilavı tarifi vereceğim sizlere. Hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle genişçe bir tavamızı veya tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altını da orta ateşe açıyoruz. İçerisine şöyle yarım orta boy çay bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. Şimdi yağım kızınca içerisine şöyle gördüğünüz gibi 350 gram küçük küçük küp küp doğranmış tavuk etimi içerisine dökeceğim. Biraz yağım kızsın. Çok lezzetli bir pilav yapacağım arkadaşlar bugün. Sizler de bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle hemen yağım kızdı. İçerisine tavuk etimi döküyorum. Ve tavuklarım suyunu salıp çekene kadar güzelce biraz pişireceğim. Evet, tavuklarımızı böyle karıştırarak biraz pişiriyoruz. Arkadaşlar, bu arada TV programlarımı izlediniz mi? Beni nasıl buldunuz çok merak ediyorum. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Tahsin Küçük'le tanışmak, onunla güzel böyle TV çekimi yapmak benim için çok keyifliydi. Bir de Sevda Hanım'la da tanışmak çok keyifliydi. Mutfakta çok güzel vakit geçirdik, çok eğlendim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videomun altına yazarsanız çok sevinirim. İzlemediyseniz de YouTube kanalında Şef Kapımda da 6. bölümü izleyebilirsiniz. TV4'teki çekimimiz de yine YouTube kanalında var. O da zaten dün yayınlandı. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Ama mutlaka yorumlarınızı bekliyorum bu videomun altına. Çünkü sizlerin yorumları benim için çok kıymetli, çok değerli, biliyorsunuz. Yani bir bakayım nasıl geçmiş yani. Ben çok keyif aldım. Sizler de izlediyseniz keyifli miydi acaba sizler için de? Şimdi tavuklarımızı güzelce 1-2 dakika daha pişirdikten sonra hemen soğanını katacağız içerisine. Evet, tavuklarımı güzelce soteledim. Rengi döndü. Güzelce biraz piştiler. Şimdi içerisine 1 adet böyle orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım ve onu içerisine döküyorum. Burada da bir büyük diş sarımsağım vardı. Sarımsağımı da içerisine katıyorum. Ve böyle 2-3 dakika kadar soğanlarımla sarımsaklarımı kavuruyorum, karıştırarak. Evet, şimdi de içerisine 1 adet büyük boy kapya biberim vardı, kırmızı. Onu yıkadıktan sonra küp küp halinde güzelce küçük küçük doğradım. Burada da 2 adet Charleston yeşil biberim vardı. Onu da böyle küçük küçük küp küp doğradım. Onu da içerisine döküyorum. 1 adet de orta boy havucum vardı. Onu da aynı şekilde, aynı büyüklükte küçük küçük küp küp doğradım. Ve içerisine döküyorum. Şimdi 2-3 dakika kadar biberlerimi, havuçlarımı güzelce soteleyeceğim. Arkadaşlar, şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu sizce? Çok da lezzetli bir pilav olacak. Şimdi kavurmaya devam ediyorum. Evet, 2-3 dakika kadar biberlerimi ve havuçlarımı kattıktan sonra sürekli karıştırarak kavurdum. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçası karışımı katıyorum. Sade domates salçası da katabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle salçamı da kavuracağım 1-2 dakika kadar. Şimdi bu sırada içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı katıyorum.
Tereyağı katmadan da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tereyağı pilavlara lezzet veriyor, lezzet katıyor. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Şimdi salçamı kavuruyorum. Evet, şimdi de içerisine 1 adet büyük boy domatesimin kabuklarını soydum ve onu da küp küp doğradım. Onu da içerisine katıyorum. Domates katmadan da bu yemeği hazırlayabilirsiniz, bu pilavı. Ama domates de çok güzel lezzet katıyor. Zaten adından da bilindiği gibi sebzeli bulgur pilavı tavuklu yapıyoruz. Şimdi 1-2 dakika kadar domateslerim de kavrulduktan sonra, piştikten sonra hemen bulgurunu dökmeye geçeceğiz. Evet, şimdi de 2 su bardağı bulgurumu temiz bir şekilde yıkadıktan sonra içerisine döküyorum. Yıkamadan da dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen yıkamadan da kullanıyorum bulguru. Zaten bu hazır bulgurlar yıkanıp öyle paketleniyor bildiğim kadarıyla. Ama bazen de böyle yıkayasım geliyor. Şimdi bulgurumu da 1-2 dakika kadar güzelce karıştırarak kavuracağım. Evet, bulgurumu da güzelce kavurdum. Şimdi arkadaşlar, pilavımın tuzunu atacağım. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Benim salçam da tuzluydu. O yüzden kendi damak zevkimize göre tuzunu ayarlıyorum. Şimdi hemen suyunu dökelim. Suyumuzu kaynatıp dökelim arkadaşlar. Ben çaydanlıkta kaynattım. Öyle dökeceğim. Kettle'da da kaynatabilirsiniz. Çaydanlıkta da kaynatabilirsiniz. Evet, pilavımın suyunu da güzelce üzerine döktüm ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ise baharatlarını katacağım. Arkadaşlar, şöyle pul biber çok yakışıyor. İçerisine 1 çay kaşığı dolusu pul biber attım ve 1 çay kaşığı da karabiber atacağım. Şöyle. Siz de kendi damak zevkinize göre baharatlarını az veya çok katabilirsiniz. Çok fazla da katmayın, acı olur. Çünkü karabiber de acı, pul biber de acı. Şöyle bir karıştıracağım. Muhteşem görünüyor arkadaşlar, bakar mısınız? Mis mis, şimdiden nefis bir görüntü. Nefis bir lezzet sizleri bekliyor. Şöyle karıştırıyorum ve ocağımın altını açmıştım. Şimdi hemen kaynamaya başladı, sıcak su kullandığım için. Ve ocağımı tekrardan orta ateşe alacağım. Güzelce bulgurlarım pişince, pilavım pişince nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, sebzeli tavuklu bulgur pilavım çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi kapağını açayım. Arkadaşlar, şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nefis nefis. Keşke şu kokuyu size duyurabilsem. Şöyle hemen güzelce karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar, ben su ölçüsünü unuttum size söylemeyi. Şöyle 2 su bardağı, 200 ml'lik klasik su bardağıyla 2 su bardağı bulgur dökmüştüm. 5 su bardağı da su döktüm, kaynamış su. Tabi bu su ölçüsü bulgurun cinsinden cinsine değişiklik gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde suyunu ilave edebilirsiniz. Bir de daha az yapmak istiyorsanız malzemeleri yarıya düşürerek de çok güzel bir şekilde pilavınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi yemeğimin üzerine şöyle bir tane havlu kağıt şöyle takacağım ve ocağımın altını da kapatacağım. Pilavımı güzelce bir 10 dakika kadar demlenmeye, dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra servis yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Denemeye değer bir lezzet. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.